Öncelikle Pir Haber bizim gözümüz, kulağımız, sesimiz. Pir Haber vasıtasıyla biz de canlarımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu bir devlet politikası. Bunu hep söylüyoruz. Yıllardan beri devlet astı, kesti, yüzdü, ne yaptı bitiremedi Alevileri. Asimilasyon politikalarına ve bunun da devlet kanalıyla hayata geçirmeye çalıştılar. İşte bir Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı'nı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olacak şekilde bir daire başkanlığı kurdular. Bu niye kuruldu, niye böyle bir şey yapıldı diye. Bunun temel amacı tek kelimeyle Alevileri asimile etmek. Başka bir şey yok. Şimdi bunu yaparken de bağımsız cemevlerimizi dolaşıyorlar, bağımsız dernekleri dolaşıyorlar. Bu ülkede çatı örgütlerimiz var. Alevi Bektaş Federasyonu var. Kürdistan Aptal Kültür Dernekleri var. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı var. Alevi Kültür Dernekleri var. Alevi Dernekler Federasyonu var. Yani 5-6 kurum ortaklaşa hareket ediyor ve bu kurumları ziyaret edin. Köylere gidiyorlar. Köyler okulmuş geçmişten. İşte okul statüsünü kaybedince, insanlar şehirlere göç edince bu okulu köylü kendi içinde işte bir dizayn etmiş, cemevi haline getirmiş. Yani cemevde değil de öyle bir görünüm yaratılmış. Vay burası da cemevidir diye gidip bunları biz Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanı olarak gezdik ve bunları bize bağlandı diye algı yaratıyorlar ve tabanda bizim toplumun canların kafasını karıştırıyorlar. Bundan biz ciddi bir şekilde rahatsızız. Devletin asimile politikası hız kesmeden devam ediyor. Ya inancımızı tanımayan, cemevimizi tanımayan, cemevin yasal süresini vermeyen insanlarla nasıl siz böyle bir şey yapıyorsunuz? Bunu hep soruyoruz. Geçen Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanı Ali Rıza Özdemir'in Antalya gelmesi, Aptal Musa'yı ziyaret etmesi, Aptal Musa Derneğimizle yaptığı toplantılar, beni de aradılar o zaman. Biz katılmıyoruz dedi, katılmadık, reddettik. Önce bizi tanısın devlet. Önce Alevileri tanısın, önce Cemevileri Alevi İbadethanesi diye resmi statüsünü versin, ondan sonra bu tür şeyler konuşulur. Geçen de hiç tanımadığım, bilmediğim bir kişi aradı beni. Benden kayıtlı değil. Ben dedi İsmail Baki dedi. Kadir Hum'la ilgili bir program yapıyorum. Dokuma Parkı'nın içinde yapıyorum. Allah Allah, bu Dokuma Parkı'nın içinde Kadir Hum programı ne yinesi? Ya dedim bunu böyle söylüyorsun da yani bunun bir, o zaman da yoldaydım, bir yere gidiyordum. Trafikteyim yani, trafikteyim de bunu anlatmışlar da değilim. Ya ne yinesi bu, sen kimsin, ben seni tanımıyorum. İşte kendisi bir şeyler anlattı. Bu böyle telefonda olmaz da bunu bir bakalım yani ne yinesi, kim yapıyor, hangi kurum patlıyor, katılımcılar kimdir, ne yinesidir. Bunu bilmemiz lazım dedik. Kapattık telefon. Ses seda kesildi. Geçen de sosyal medya kendi sayfasında bir paylaşım gördüm. Antalya'daki cemevi başkanlarını aradım. Kadir Hum işte bayramını kutlayalım, işte cem yapalım. Dokuma Parkı'nın içinde hepsi Ali'siz Alevi'dir. Yanaşmadılar. Ayda ne demek bu Ali'siz Alevi ya? Benim elim ayağım titredi. Bizim yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Öyle Alevilerin içine girip de Arap'ın Alevisi, Kürd'ün Alevisi, Zazan'ın Alevisi, Türk'ün Alevisi böyle bir şey biz kabul etmiyoruz. Alevilik tektir. Yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Ali'siz Alevi'de biz reddediyoruz. Öyle bir şeyimiz de yoktur. Biz ibadet yapıyorsak cemevlerimizden yaparız. Parklardan, şuradan, buradan biz ibadet yapmayız. Bir ikincisi hangi sıfattan yaptığını da bilmiyoruz. Böyle bir paylaşımı görünce ben zaten artık yani bu ne yinesi dedim. Ses seda kesildi. Ve bununla ilgili ben de bir yazı paylaştım. Yani kendi canlarımızın bilmesi açısında, kamuoyunun bilgisi, bilgilendirme açısından bir yazı paylaştı ki böyle bir şey biz kabul etmiyoruz, tanımıyoruz, reddediyoruz. Şimdi bunların yapmaları nedeni hem bizi canlarımıza karşı kötü düşünmek, itibarsızlaştırmak hem de ne alabilirsek alıp götürelim hesabını yapıyor ama biz buna müsaade etmeyiz. Bu yaptıkları çalışmalar, yaptıkları planlar, programlar tutmaz. Bu ülkede artık Aleviler örgütleşmiş, bu ülkede artık Aleviler birliği sağlamış. Öyle kendilerince algı yaratıp 700 sene cemevini bağladık falan filan. Biz soruyoruz bu 700 sene cemevi nerede? O da belli değil. Yani Pir Sultan örgütüne bağlı cemevlerimizi soruyoruz. Hiçbiri bağlı değil. Hacı Bektaş'a ve Anadolu Kültür Vakfı'na soruyoruz. Hiçbiri bağlı değil. Nerede bu 700 sene cemevi? Hepsi hayalidir.
Onun için bu hayali şeylere kimse kanmasın, kimse inanmasın. Biz bunları reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Ali Bektaş'ı Cemil ve Daire Başkanı diye bir kurumu da tanımıyoruz. Açık ve net söylüyoruz. Boşuna içimize girip bizi bölüp parçalanmaya uğraşmasınlar, başaramazlar. Kim bunlarla iş tutarsa onlar bizim nazarımızdan düşkündür. Bizim nazarımızdan Hızır Paşa'dır. Onları da kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kim olursa olsun.